Aslında büyük bir bilgi bütünlüğü benim eserlerime yansıttığım. Nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz? İnsanlık olarak bu bilinç evriminde, kuantum alanda nasıl bir yoldayız? Bu yolun bilgisini çalışıyorum. Bunu çalışırken bütün kadim bilgilerden, dinlerden, tabletlerden, mitlerden yararlanıyorum. Eserlerimde o boyutların bilgilerini yansıtmaya çalışıyorum. Aslında bütün frekans olarak bulunan varlıklar, gök insanlar, kuş insanlar dediğim bazı boyut varlıkları bize nasıl yolcu ve yoldaş, büyük bir bilinç alanı ve kuantum alanda insan nasıl yol alıyor, bunların bilgilerini eserlerime yansıtmaya çalışıyorum. Aslında bazen şiiri, bazen hikayesi, bazen bütünsel bilgisiyle, işte bize bakışıyla, renkleriyle, karşıtlıkları kullanıyorum eserlerimde. Seramik malzeme çok kullanıyorum. Seramik malzemede o geçirgen boyutların şeffaflığı sırlarda. O yüzden ebrulli renkler kullanıyorum. Ama bedenlere inerken o madde boyuta inmiş enerjisel bazı dokunuşlar var. O dokunuşları demir kullanarak yansıtmaya çalışıyorum. Çünkü dünya bedeninde biraz daha katılaşıyor, maddeleşiyor. O madde ama hiçbir zaman katı bir beden olmuyor. O katı bedenleri de aslında bir frekans çizgisi olarak yansıtıyorum. O yüzden hiçbir zaman kütle halinde bir beden yok. Ya frekansı anlatıcı ince panolarla, işte inişlerle ya da boşluklar ve doluluklarla anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bütün karşıtlıkların aslında birbirini yücelten, bu zaman sarmalında birbirine yol aldırtan farklı yönler ve döneler olduğunu düşünüyorum. O bilgiyle çalışıyorum. O yüzden farklı karşıtlıklar göreceksiniz. Karga kızlar var ama aynı zamanda periler var. Onlar da bilgiyi ve gizli kalmış bilgi anlatıyor. İşte göklerin bilgisini gök insanlar, kuş insanlarla o ruhsallık bilgisini vermeye çalışırken aynı zamanda insanın gelişme sürecinde o kılıf bedenler serimle o hem sırlardaki sedef ve o parlaklık ve tezat renklerle işte bir varoluş sürecinde bütünlenmeyi ve olgunlaşma sürecini anlatmaya çalışıyorum. İnsanın çünkü böyle bir bütünsel yolculuğu var bu yolda. Ama asıl olan bilince varmak. İşte o yüzden elinde elma tutan bir gök insan, kuş insan. Aynı zamanda şeffaf bir manyetik alan bilgeliği taşıyor. Ama iradeyi temsil ediyor benim için. O yüzden iradeyle başlayan bir program, insan bilinciyle bunu devreye alan avatar dediğim uyanışta olan varlık gruplarıyla bitiyor. O yüzden böyle bir varoluşsal yolculuk diyorum ben bu sergiye. Bunu yaparken de işte birkaç farklı kullandığım malzeme var dedim, seramik temel malzeme. Onun dışında demirle bedene bürünen varlıklar. Bronz döktüklerim var. O bronzları hepsini tek tek işte bütün rötuşlarıyla çalışıp bazılarını çamurdan kalıp alıp bazılarını mumdan kalıp alıp oluşturuyorum. Bu malzemeleri bir arada kullanmayı seviyorum. Birçok malzemeyi kullanmayı. Çünkü her boyutun bilgisi bize farklı şekilde ulaşıyor. Onların yumuşaklıkları, sertlikleri, içindeki o doku her zaman eserde farklı dokuyu yansıttığını, farklı bir bilgiyi yansıttığını düşünüyorum. Perilerle ilgilenirken aslında buradaki birçok varlıklar enerjisel varlıklar ve bu enerji alanında biz de bu bedenler olarak birer enerjiyiz. Ses olarak, koku olarak ve duygu olarak onları algılıyoruz. O yüzden bazı enstalasyon çalışmaları da yaptım. Özellikle perilerle ilgili. Onlar için Simon Duje adında bir müzisyen bize müziklerini yaptı. Küratörümüz Derin Demircioğlu çok başarılı bir yerleştirme. Hep bütünsel anlamda beraber çıkarttık. Ve orada aslında hem sesi hem kokuyu beraber kullanarak onların ruhsal dünyasını, insanın içine işleyen o huzur, sevgi, şefkat, merhamet gibi duyguları tekrardan hatırlatmak istedim. Herkes o kendi içindeki periyi, güzelliği hatırlasın. O bilince çünkü insanlığın birleşim programıyla, içinde barındırdığı insanlık özellikleriyle gidebileceğini düşünüyorum. O yüzden kabulle, birleşimle, sevgiyle, içinde taşıdığı bütün güzel özelliklerle insanlık tek bir bilince vardığı sürece bu yolda işte bütün Gaia ile beraber bir kurtuluşa ulaşabilecek.